Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günlerimiz olsun. Bugün Allah'ın e, güzel isimlerini tanımaya, idrak etmeye e, niyet ederek her zamanki gibi elimden geldiğince, kalbimizin verdiğince Allah'ın güzel ismi şerifi El-Mecid ismini naçizane paylaşmaya çalışacağım. E, Rabbim bu güzel ismini hepimizin üzerinde inşallah tecelli ettirsin. Allah'ı tanıyabilmek bizim ömrümüz yetmez, bilgimiz yetmez, aklımız yetmez ama ne kadar tanıyabilirsek hayatımızda o kadar büyük güzelliklere nail olacağımızı her defasında size söylüyorum. Ve Allah'ın güzel isimlerine baktığımızda öyle güzel dizilmişlerdir ki onları baştan başlayarak e, ilerleyerek o güzel isimleri tanıdığımızda her birini tanıdıkça aslında birini tanımaya vesile olduğunu yani burada e, bazı dostlarımız işte e, ben şu zikri çekiyorum hocam ben bu Allah'ın bu güzel ismini sürekli zikrediyorum dediğinizde e, tabii ki Allah'ı anmanın e, Allah'la bir olmanın birçok yolu var ama Esmaül Hüsna'larda e, baştan başladığımızda ve sırasıyla geldiğimizde o güzel dizilimde aslında her biri birini açmak için birinin önüne geçmiştir. Mesela Yavedüt ismi Elmecit isminin önündedir. Yani burada bakarsak çok farklı bir ilim var aslında. Yani diyor ki o sevgiyi, aşkı, kendi yaratılışındaki benim muhabbetle seni yaratmamı bil ki içindeki coşku, heyecan, ve beni tanımaya yönelik olan sevgi ve aşkın meydana gelsin. Şimdi Yavedüt isminin e, bizdeki açılımı Allah'ın e, izniyle e, Allah'ı tanımaya daha farklı bir e, motivasyonla başlatıyor bizi. O sebeple Allah'ın bütün isimlerini tanımak çok kıymetli ve e, böyle baştan başlayarak. Bunu en güzel şöyle anlatabilirim aslında. E, mesela birine sorduğumda Cenk'i tanıyor musun? Evet Cenk'i tanıyorum. Ama benimle hiç sohbet etmediyse, muhabbet etmediyse sadece ekrandaki yüzümü veya işte ses kayıtlarımdaki yüzümü bilip belirli bir alanda tanıyor. Fakat benimle oturup sohbet ettiğinde, benimle zaman geçirdiğinde veya bu siz de olabilirsiniz veya bir başka biri de olabilir. Onun birçok özelliğini tanıyarak aslında Hasan'ı, Mehmet'i, Cenk'i tanımış oluyor. Şimdi biz de Allah'a inanıyorum, Allah'ı tanıyorum dediğinizde sadece ve sadece bildiğiniz kadarıyla yani sadece emek vermeden onu tanımaya çalışmadan sadece tanıyorum inanıyorum iman ediyorum dediğinizde çok az bir şeyi çok az bir kısmı tanımış olursunuz ama Allah'ın her ismini emek verdiğinizde her bir isimde emek verdiğinizde Allah'la vakit geçirdiğinizde onun her e, büyüklüğünü, şanını, yüceliğini, uluyetini e, tanımaya e, nail olmuş oluyorsunuz. Şimdi buradan tekrar konumuza El-Mecid ismine dönersek, bakın e, aslında o kadar güzel her bir isim farklı kapılar açıyor ki, çünkü Allah'ın her bir ismini zikrettiğimizde, her bir esmaya emek verdiğimizde, Bizi bir fiile yöneltiyor. Yani bir ismini tanıdığınızda sizde birden çok fiili yapmaya vesile oluyor. O gücü buluyorsunuz, o ilmi buluyorsunuz ve bir davranışa veya birden fazla davranışı yapmaya kendinizi nabzet görüyorsunuz. Bu yüzden Allah'ın isimlerini zikretmek, tanımak, emek vermek çok kıymetli bir şey. Elmecid ismi de e, o kadar nokta atışı ki insan hayatında bakın. Lütfen ümitsiz olanlar, umutsuz olanlar veya ben artık isteyecek bir şeyim yok diyenler, ben hayatımda istediğim her şeyi elde ettim artık, istediğim bir şey yok veya benim istediklerim hiçbir olmaz ki diyenler, El-Mecid ismini lütfen ve lütfen tanısınlar. Siz şimdi e, bir şey istersiniz, Allah verir ve verdiği zaman da siz durursunuz. Fakat El-Mecid şanı, büyüklüğü, yüceliği, uyeti kesinlikle ve kesinlikle akılla idrak edilebilecek değil. Sizin umduğunuzdan, bulduğunuzdan, istediğinizden çok daha fazlasını verebilecek, çok daha büyüğünü verebilecek manasını taşır el -Mecid ismi. Şanı, yüceliği, uluyeti büyük demektir. Mesela nasıl Allah'ın bir özelliğini gördüğünüzde, ee, Allah'ın bir yönünü tanıdığınızda elhamdülillah dersiniz değil mi? Yani Aa, fark ettim tanıdım elhamdülillah dersiniz. Ama elmeciddir Allah daha da fazlası vardır. Onu gördüğünüzde tekrar dersiniz ki subhanallah ama elmeciddir daha da fazlası vardır. Ve siz ne kadar çok elmecid ismini üzerine emek verir zikrederseniz... Allah'ın sizin tahmin bile edemeyeceğiniz, olabilir mi bile e, diyemeyeceğiniz, bunu bile demeye aklınızın yetmeyeceği kadar çok büyük e, açılımları Allah size gösterebilir. Hayattan bu yüzden hani e, ölümün haricinde her şeyin çaresi var derken, siz hayatınızda hak ettiğinizde, emek verdiğinizde, Allah'ı tanımak istediğinizde, Allah'la bir olmak istediğinizde, Allah'ın o size sonsuz ve sınırsız her an, her dakika, her saniye, her şeyi aklımızın alamayacağı kadar bir zaman diliminde ve büyüklükte ve bizim lehimize olacak şekilde verebileceğini anlayabilmek El-Mecid isminin üzerimizdeki tecelliyatıyla gerçekleşir. Ee, Allah'ın indinde El-Mecid ise e, biz Allah'a hamd da etsek, şükür de etsek, subhanallah da desek bizim yaptığımız bu zikrin çok daha büyüğünü kendinde var eden ve hiçbir şekilde o büyüklüğü ve şanı ağır gelmeden sonsuz ve sınırsız manası El Mecid ismiyle Allah'ı tanımamıza vesile oluyor. El Mecid ismini çokça zikredin. Ve sakın ola ön yargılarınızla olur mu olmaz mı yapılır mı yapılmaz mı işte ben şunu elde ettim şükürler olsun. Hayır el mecid Rabbim sana şükürler olsun. Sen bu isteğimi de verdim ama sen elmecidsin. Bunun daha da fazlasını verebilirsin. Allah'ım hak etmeyi nasip eyle. Allah'ım vereceklerini idrak etmeyi nasip eyle. Rabbim sen elmecidsin. Dediğinizde aslında bu isme e, anlamaya başlarız. Rabbim kendini bize inşallah e, Rabbimizi tanımayı Rabbimize nasip etsin inşallah. Sevgiyle kalın, hayırla kalın değerli dostlarım.